Tekno Seyir'in oyun bölümünde Macit'le yine 3 tane oyunu gelecekte, yani yakın zamanda ya da en azından bu aralar çıkması bekleyenler. Evet, 3 oyundan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? 3 oyun. Bunlar Duke Nukem Forever, Fear 3 ve Max Payne 3. Evet. Üçünün de ortak noktası. Hadi Fear 3'ü biraz onu kenara koyarsak sürekli erteleniyor bu oyunlar. Hangisinden başlayalım? Duke Nukem'den başlayalım. Onlar bir başladı. Ondan değil, bayağı başladı. 91'den beri hayatımızda olan bir oyun. Evet. Benle neredeyse yaşıt olan bir seri. 91'de platform olarak başlamış. Çamımızın hayatı ama Duke Nukem 3D ile girdi. 96 versiyonda, 96 yılında benim de PC alışımdan işte birkaç ay sonraya denk geliyor. O zamanlar için tabii ki çok böyle eğlenceli bir oyundu ama Doom'la daha farklı. Evet. Kıyasla ayrı bir oyundu. Yani diş fişe benzerdi. PPS olarak tamam. Evet. Bir tek o noktası benzerdi. Evet. Yani oyunda biz daha önce görmediğimiz şeyler, atıyorum cinsellik kullanımı ilk defa bu oyunda bu kadar açık ve netti. Evet. Ondan sonra işte onun konuşma tarzı, yani küfür etmesi. Yani kendine has bir karakter olarak çıktı ve bir daha hiç bir taklidi de olmadı açıkçası. Oyun yani, olarak değil de daha çok karakter. Hep karakter bazlı gitti o. Yani açık söylemek gerekirse oyun kimsenin umurunda değildi yani. O kadar hikayeyi bilmeyeceğim. Aynen öyle. Bugün hala herkes bazı sözlerini hatırlar yani çok rahat bir şekilde. Çok önemli repliklerini görüyorsun. Evet. Ama işte biraz da uğursuz bir oyun olur. Modern versiyonları, artık işte o modern 3 boyutlu kartlarla yeniden yapılmış versiyonları çıkacaktı. Çıkmalıydı da zaten. Ya. Ama bir türlü çıkamadı ve isminden mi bilmiyorum, Forever'da kondu adı. O oyun yani, Forever kaldı. Yani birisi bir yerde okumuştu, çok doğru söylemişler. Ön sipariş edilmemesi gereken tek yani en son seçeneği ön sipariş konusunda. Gerçekten öyle. Artık ama kesin. Yani artık yani oyunu görüyoruz çünkü. Zaten bu yıl da hani çıkmazsa daha tabii. Ben beklemem. Yani beklemeyi bırakırım. Kaç kere o motor değişti. Yani firma el değişimleri oldu. Yeniden yeniden yazıldı. 97'de duyuruldu oyunun. Senin evet, bıraktığın yerde. 96'da çıktı senin 3'te. Senin bahsettiğin 3'te oyun. 97'de hemen duyurdular 3'te başarı yakalayınca. Ama yıl 2011 hala yok ortada. İşte filme el değişimleri bilmem ne oldu. Olmadı hatta yani screenshotlarını falan ben hatırlıyorum. Yani evet. İlk çıkması gereken oyunun. Ben görmüştüm yani. 2000'li yıllarda sürekli dergilerde kapak oldu. 2000, 2001, 2002'de E3 fuarında tanıtıldı. Yani her yıl evet. Sürekli olarak. Ama işte çalışan ekipler mi ufaklı bir türlü o son nokta konamadı. En önemli sorunun ben yayıncıyla yapımcı arasındaki sorunlar olduğunu düşünüyorum. Zaten sonrasında 2008 veya 2009'da yanlış hatırlamıyorsam 3'te neydi şeyin adı, yapımcının adı? 3D Realms kapandı. Oyunun şeyi i̇şte talihsizliği o yani. Yapımcı Gearbox oldu. Evet. Gearbox Software. Gearbox da bu işi iyi yapan bir firma. Onlar aldıktan sonra biraz daha zaten ciddiye bindi olay. Evet. 2008'den sonra böyle daha bir bekleyişe başladık. Artık yani oyun içi görüntüleri gördüğümüz için biraz daha kesin konuşabiliriz. Yani oynanış videoları. Şöyle ilginç şey var. Hani 2001'de aynı oyuna dair fragmanlar vardı. Quake 2 motoruyla yapılan. Ondan sonra Unreal 2.5 motoruyla yapılan fragmanları gördük. Şimdi bambaşka. Evet. Yine aynı oyun ama fragmanlar, görüntü kalitesi bambaşka. Hani şöyle düşünebilirler seyircilerimiz. 14 yıllık yapım. Kim bilir ne halde olacak hani. Eski, sonuçta tabii. Eski şeyler illaki olacak ama sıfırdan. Arada çıkan bir oyun hatırlıyorum. Duke Nukem Manhattan Project çıktı. O 3D değil. O işte, ilk aslında benziyen platform oyunuydu. Yani biraz eğlenceliydi ama kesinlikle beklediğimiz şey değildi. Yani Duke Nukem için tabii ki beklenen o değil. Artık geliyor kesin ve görüntüler de çok iyi. Görüntüler iyi. Oyunun zaten yine... Yine kimsenin bir beklentisi yok o oyun. Hani, hikayesinden, hikaye olsun, senaryo olsun, işte sürprizler olsun, kimse ondan bir şey beklemiş. Herkes yine Duke Nukem'i bekliyor. Artık seslendirme de aynı. O da seslendirme yapan multiplayer olacak. Evet. O da güzel. Bilmiyorum, umarım ertelenmez. Yine Gearbox aldı ama hani Mayıs'ta çıkması bekleniyordu. O kadar yani, ertelenme tamam. Artık Duke Nukem olunca bir aylık ertelemeye ses çıkarmıyoruz yani, biz. Fiyatı da burada Steam'de 44.99, %10 indirim yapmışlar 49.99 yerine. Herhalde kimse önce ön sipariş vermez diye. Ben almayacağım şahsen. O yüzden bir indirim yapmışlar. Çıksın bakalım görelim. Evet. Diğer oyun ne?
Diğer oyun Max Payne 3'den başlayalım istiyorsan. Tamam. Max Payne 3'te yine zahmetli, uzun bir bekleyiş. O da ertelene Duke Nukem kadar değil ama. Ya ben Max Payne'in çok hastasıydım çıktığından beri. Müthiş. Zaten. Yalnız Max Payne'le ilgili bir tane screenshot gördüm ve bir daha takip etmeyi bıraktım. Yani Keltoş Max Payne'i mi gördüm? Evet, böyle çok saçma sapan bir karakterdi o. O sonra ne oldu? Bahsedeyim hemen ondan. Güya hani Max Payne bırakmış New York'ta polisliği ve iyice psikopat olmuş ailesi katledikten sonrası. Max Payne 3'ün 8 yıl, Max Payne 2'den 8 yıl sonrasında geçecek oyun. Max Payne New York'ta polisliği bırakmış artık. Brezilya'da geçecek oyunun. Genel ağırlıklı olarak Brezilya'da geçecek. Polisliği bırakmış. Orada artık özel korumalık yapıyor. Yanlış bilmiyorsam. Keltoş değil. Ya Keltoş aslında da hani bazı görüntülerde de saçı var. İnsan ağzında bir şey yapmışlar. Bazı görüntülerde de saçı var. Onu da okudum. Yapımcıların açıklamalarında hikaye gidişli gelişli olacakmış. Bir geçmişe gidecekmiş. Tekrar günümüze dönecekmiş. O yüzden iki farklı Max Payne'i oynayabiliriz oyunda. Tarzını değiştirmişler. Tarzını değiştirmemişler. O Bullet Time zaten onun imzasıdır. Hani o devam edecek yine. Düşman öldürdükçe hani o Bullet Time artacak ve sağa sola atlama yavaş çekimde. Ya Max Payne'in en güzel kısmı o zaten. Ben normal daha kolay vurabilirken hani geri atlayarak, yana atlayarak, sağa sola atlayarak, zamanı yavaşlatarak vuruyordum. Ya o imzası olmazsa olmaz zaten. Max Payne 3'te de olacak o. Multiplayer de gelecekmiş Max Payne 3'e. Öyle bir bilgi var. Ne gerek var? Hiç bilmiyorum. Yani sonuçta hikaye odaklı bir oyun. Co-op olacak ama sanırım. Herhalde co-op olur. Olabilir. Çünkü bilmiyorum. Konsola falan gelecek o zaman. Konsola da gelecek ve şey de yapıyorlar oyunu. Ne? Red Dead Redemption ve GTA 4'ün motoru. Europoria mıydı? Öyle bir şey geldi. Öyle bir bakalım. Euphoria galiba. Evet, Euphoria. Tarihiyle ilgili bir şey var mı? Bu yaz çıkması bekleniyor. O da ilk olarak 2009'da. Tabii canım, çok oldu. 2009'da ilk şey yapacak oyunu, Rockstar Vancouver yapacak. Hmm. Onlar da 2009'da ilk çıkaracaklarını duyurmuşlar. Daha sonra o da 2010'a ertelendi. Tabii. Ondan sonra 2011'e bir ertelendi. Şimdi tabii kesin tarih vermiyorlar. O screenshot'ı 2009'da gördüm, doğru söylüyorsun. Evet, Winter 2009 Aralık'ta sanırım çıkması bekleniyordu. Kesin tarih vermiyorlar şimdi. Biraz daha temkinliler ama muhtemelen bu yaz çıkar. Yani büyük bir aksilik olmazsa ki oyunun büyük bir bölümünü yaptıklarını söylüyorlar. Onlar da Duke Nukem gibi tıpkı büyük bir kısmını yapmışlar. Bakalım. Umarız. Ben biraz umutsuzum o konuda ama bakalım ne olacak. Ara videoları hatırlarsan çizgi roman konsepti. O yine devam edecekmiş. İyi, inşallah. Öteki oyun? Öteki oyunumuz da Fear 3. O da yine kendine has bir oyundu. O da aynen öyle. Hani piyasada bir sürü FPS var o tarzda. Çizgisel ilerleyen, checkpoint'e dayalı. Ama o hikayesiyle biraz farklılık getiriyordu oyuna. Alma diye bir şey. Hala 3'te de o olacak. 3'te de yine şey o. Ana karakter o. Onun hikayeyi hala böyle tam çözemedik. İki oyundur. Doğru. Arada bir de ek paketler çıktı. Doğru. İki oyundur daha tam çözemedik. Üçüncü oyunda işte o soruların cevaplarını bulacağız. Pointman'le Paxton'ın arasındaki ilişkileri çözebileceğiz. O oyunda da yine güzel bir, sanırım onda da co-op geliyor. Görsel iyileştirme açısından ne var? Aynı motoru kullanacaklar. Evet. Jupiter X'i kullanacaklar ve değişti. Yapımcı değişti. Monolith yapmıyor artık oyunu. O yüzden bilmiyorum, belki ilk iki oyuna pek benzemez. Motor aynı ama yapımcı, ekip farklı sonuçta. Day One Studios yapacak ve yayıncı da Warner Bros. Olacak. Yine güzel bir oyun bizi bekliyor bence. Fear 3 zaten. Fear 1 de 2 de ben beğenmiştim. 3'ü takip edemedim. Var mı screenshotları? Şunları sizden bir şeyler var mı? Birkaç trailer yayınlandı, fragman. Onunla da ilgili oyun için değil ama. Yok. Oynanış videosu var bir iki tane. Çok kötü değil. Ama hani Fear'da beklediğimiz kadar da iyi görmedim ben. Fear'dan beklediğim daha iyi olması gerekiyor Fear için. Bilmiyorum, bakalım. Bunun tarihiyle ilgili bir şey söylüyor musun? Bunun da, bu da ilk olarak Mayıs'ta çıkacaktı sanırım. Onu Haziran'a ertelediler. Haziran, onun kesin tarihi var. Olması lazım. Evet, Haziran 21'de çıkacakmış.
Kuzey Amerika'da. Ertelenmezse. Ertelenmezse. Bunlar en azından kesin tarih veriyorlar. Evet. Erteleme olmazsa Fear 3'te bu yıl oynayacağımız oyunlar arasında yerini alacak. Bakalım, bekleyip göreceğiz fazla bir zaman. Çıktığı zaman inceleriz onları da. O zaman süremiz doldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.